Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Forza Horizon 3'e kaldığımız yerden devam edeceğiz ve bugün iki yeni arabayla beraberiz. Bir tanesi şu anda görüyorsunuz Renault Megane arkadaşlar. Bir tanesi ise Ford Focus olacak. Biraz bu arabamız yarış yapacağız. Biraz Focus'la yapacağız. Siz de en iyi arabayı seçeceksiniz arkadaşlar. Bugün Focus ve Megane'ı Forza'da karşılaştıracağız. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Bilmiyorum, şimdi yeni yarışlara falan gideceğiz. Bir haritadan bir bakalım. Nerede ne varmış diye. Şurada bir şeyler var. Dur bakalım, yolda yarışlara katılalım. Arabalara yarış teklif edeceğim bugün. Focus'ta falan da yarışacağız söylediğim gibi. Bilmiyorum. Aha, ileride bakın yüksek kredili bir araba gördüm. CR yazıyor haritada, görüyor musunuz? Yeşil daire var. Tabi bu Megane falan Koenigsegg gibi, Ferrari gibi hızlı arabalar değil arkadaşlar, onu söyleyeyim. Bakın zaten gittiği hıza bakın. Çok fazla hızlı gidemiyoruz. İdare edeceksiniz artık bunda. Bugün çünkü bu tarz arabalarımızla oynayacağız. Şu yüksek kredili arabayı yakalamak istiyorum. Onunla yarış yapacağım çünkü. Sağa döndü. Ha şu. Kırmızı olan arkadaşlar. Ton 3S yazıyor ya. O. Bu ne araba? Aa, bu da Megane mı bu ya? Bu mu acaba? Yok, bu değil herhalde ya. Yok bu değil arkadaşlar. Yanlış yarışa gidecektik. Şu araba. Aynen, bakın bu giden araba. Yanlış yarışa katılacaktım az kalsın. Dur şunu bir kovalayalım ya. Şunu bir kovalayalım. Nereye kaçıyor böyle bu bizden? Bunda çok fazla para var arkadaşlar, onu söyleyeyim. Bu adamda aşırı para var yani. O yüzden bununla yarışıp parasını almamız lazım. O yüzden onu kovalıyorum şu an. Nerelere geldi böyle bu ya? Gel. Evet. Mercedes var onda. Mercedes A45 AMG. Biz bu arabayı biraz zor geçeriz. Çünkü onun arabası çok hızlı. Muhtemelen de geçemeyeceğiz gibi gözüküyor. Keşke güçlü bir arabayla alsaydım arkadaşlar. Güçlü bir arabayla buna yarışsaydım ama. Ama şu an geçeceğim gibi ya. Şu an. Vallahi geçtim. Geçtim. Vallahi arabamız yavaş ama sonuçta hızlı arabayla katılmadım bugün. Gene de adamı geçtik. Mercedes A45 AMG'ydi sanırım. Şu an Megane ile gidiyoruz. Efsane arabamızla gidiyoruz. Çok güzel araba. Focus'la yarışacağız arkadaşlar. Bugün farklı yarışlar yapacağız. Şundan bir yüksek kredi kazanayım da bir. Yarış sanırım işte budur be. You win diyor. Kazandık arkadaşlar. Şimdi bakalım ne kadar para verecek. 41.000 getirisi oldu. Çok iyi. 41.000 bayağı yüksek bir para. XP de kazandık. Aman. Şimdi evet. Yeni yarışlara hazır mıyız arkadaşlar? Bakın Focus geçti bir tane. O arabayı aldığım için artık yollarda da Focus geziyor. Mesela önceden Megane gezmiyordu. Çünkü Megane'ı hiç satın almamıştım. Yani bir arabayı aldıkça o arabalar yollarda gezmeye başlıyor. Biraz drift yapayım. Vay, gördünüz mü? Araba müthiş. Şimdi neredeyiz biz, bakayım bir. Aa, biz buradayız. Bayağı da uzakmışız yarış bölgelerine. Şimdi bir yarış bölgesine gitmemiz lazım arkadaşlar. Şurada XP travel ne diyor? Discount board diyor. Bunu geç. Şurada mesela bir şeyler var. Şuralara bir gidelim arkadaşlar. Yolda hem de biraz drift yapacağım bu yolda. Çünkü tam driftlik yol. Görüyorsunuz zaten. Yapmaya çalışacağım en azından. Bakalım başarabilirsem. Bir oralara gideyim. Oralarda ne çıkacak bilmiyorum. Şu an drift yapacağım ama bir türlü viraj gelmiyor. Viraj gelse kaydıracağım. Düz yolda kaydıramıyoruz. Dur bakalım. Şu ileriden bir viraj olsa da dönsek. Arabalar falan da yok bugün, aksilik. Çok fazla ama benim bu araba efsane arkadaşlar. Megane. Gerçekten efsane bir araba çıktı. Megane'ın RSM'de arkadaşlar. Yani spor modeli, yani normal Megane değil. Bu yollarda gördüğünüz Megane'lardan değil bu. Bu biraz spor modeli, yüksek beygirli. Bakın şimdi. Vay gidiyorum. Allah. Evet. Güzel kaydırdım ama birazcık çarptım tabi. Yani bu arabayla da ancak bu kadar drift yapılır. Şimdi biz az kaldı bölgemize gelmek üzereyiz. Oraya bir gideceğiz. Bakalım farklı yarışlar bulabilsek, farklı yarışlara katılacağız. Yeni yarışlar yapacağız. Sonra Focus'la yarışlar yapacağız. Siz de Megane mı, Focus'un mu daha iyi olduğunu yazacaksınız arkadaşlar. Unutmayın. Yoksa karar veremeyiz. Şimdi biraz daha ormanlık bölgede yardırmaya devam. Aman dönemedim. Viraj alamadım ama sıkıntı yok. Şurada bir radar var. Radardan geçeyim bakayım. Dur kaçla geçeceğim. Allah be.
Ya dönüş yeri, radara gireceğim diye dönüş yerini kaçırdık, görüyor musunuz? Sırf radara gireceğim diye. Allah'ım ya. Nerede bu dönüş yeri? Heh. Bu ne ya? Ormanlık bir yola soktu bizi bu oyun. Ama ben buradan gideceğim direkt. Direkt buradan dalacağım. Biraz hem arabamızı kullanalım. Uçuşa bakın. Çok iyi geçtik. Şimdi şurada bir şeyler gösteriyor ama bakalım. Yine dalıyorum. Soldan daldım. Daldım, 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 daldım. Hop. Uçuş belgesi varmış. Ya çok yavaş uçtum, olmadı. Çok yavaş uçtum. Aşırı yavaş uçtum. Buradan hızlı uçmam lazım. Bakın şu an kayıtlara puanımız girdi ama yani bak ne diyor? 22 metre daha uçmalısın bir yıldız için diyor. Biz yıldız bile alamadık yani. O yüzden biraz hızlanıp uçmamız lazım. Dur bakalım. Ya yine yavaş gittik ya. Çok yavaş ilerledim. Çok yavaş gidiyorum şu an. Şimdi. Oo, 43 metre. Çok iyi. Şu an muhtemelen 2 yıldız falan belir gibi geliyor bize. Şu an suyun içinde var ya, efsane gidiyoruz. Bir yıldız alabildik arkadaşlar. Şimdi diğer tarafa doğru. Yeni yarışlara doğru geçelim isterseniz. Şurada bir şeyler gözüküyor. Onların yanına gideceğim. Ormanlık bölgeden. Biraz tabii karışık ama buralar. Evet, şurada bir yarış var arkadaşlar. Yarışa geçiyorum. Ama bu sefer sanırım Megan'la yaptırmayacak gibi geldi bana. Yani Megan'la yapmayacağım gibi geldi. Nehri takip edeceğiz arkadaşlar. Raptor'la yarışacağız. Ford Raptor'la yarışacağız. Bu arabayı kullanacağız. Nasıl bir şey bu arkadaşlar? Çok fena gözüküyor. Nehri takip et yarışı zaten arkadaşlar bunun ismi. Nehrin içinde gideceğiz muhtemelen sürekli. Yalnız. Tabii nehrin içinde araba kullanmak hiç kolay değil arkadaşlar. Nehir yarışı. Vay vay vay, araba sürekli kaydırıyorsunuz. Çok zor. Bilmiyorum tamamlayabilir miyim 2 dakika içerisinde ama bu yarışı bayağı beğendim şimdiden. Nehir yarışı. Nehir takip yarışı. Şu an var ya efsane. Suyun içinde Raptor'la gidiyoruz. Ford Raptor'la. Şöyle göstereceğim şimdi geriden falan. Görüyorsunuz. Şimdi çarpmayayım size göstereyim diye. Gerçekten efsane bir kamyon. SUV mu artık, pickup mı, ne derseniz ismini. Ama 2 dakika 5 saniye biraz az bir süre arkadaşlar. Yani belki yapamayabilirim. Şu an hatasız gidiyor olsam da o bu kaydırış efsaneydi işte. Şu an çok iyi gidiyorum. Gerçekten iyi gidiyorum. Ama bilemiyorum. Ya şöyle kestirmeden dalsam mı diyeceğim de neyse, biz böyle göstereyim size. Hile yapmayalım. Şu aralardan dalıp yarışı bitireyim diyecektim ama uğraşmayacağım. Direkt ben yolumu takip edeceğim. Hakkımla kazanmaya çalışacağım. Ön tarafını fena vurdum. Yalnız sürenin de bitmesine az kaldı bu arada. Belki kıl payı bitirebiliriz arkadaşlar. Kıl payı. Nehir yarışı bizi bayağı bir zorlayacak gibi gözüküyor. Kıl payı yarışı birinci bitireceğim. Yani hedefi tamamlamış olacağım. Şuna baksanıza, o suyun içinde nasıl gidiyoruz arkadaşlar. Son 30 saniye falan kaldı yalnız. Artık anam, bitiremeyecek miyim acaba? Anam. Şu an korkmaya başladım. Yarış bitmeyecek gibi. Vallahi şu an son viraj. Bu virajı iyi dönüp hızlanırsam yarışı bitiririm. Vallahi bitireceğim. Arkadaşlar bu neydi böyle ya? Şu an anam 10 saniye falan. 8, 7 ve yarışı bitirdim. Son anda bitirdim ama başarılı oldum arkadaşlar. Hedefimiz başarılı olmak zaten. Yani yok 2 saniye 3 saniye çok bir fark etmiyor bizim için. Ama Ford Raptor muhteşem bir arabaymış. Onu birazdan, yani şimdi gördük zaten. Keşke Megan'la yarışsaydık ya, ama Megan buralarda gidemezdi ki. Megan'la bir yarışta yapmamız lazım. Aha bir şey açıldı. Aha bir şey açıldı orada. Waterfall diyor. Şelale falan yarışı mı oldu acaba? Bir gidelim mi oraya? Hadi gelin. Oraya gidelim arkadaşlar. Orada bir yarış var. Ama nasıl bir yarış olduğunu anlamadım yalnız. Şelaleli melaleli bir şeyler diyor. Bir bakalım. Valla bugün Megan'la pek yarışamadık ya. Ha, kilitli diyor. Tamam, demek ki sonra falan mı açılacak, anlamadım. Neyse. Şimdi şurada da bir yarış var. Bakın buraya da gidelim. Ha bu şey. Tamam, dur 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 dur. Şurada bir yarış var. Ya gıcıklık şu. Hep arabalar şey yapamıyorsunuz arkadaşlar. Yani nasıl söyleyeyim?
Oyun mesela size bir tane araba veriyor, o arabayla yapmak zorunda kalıyoruz. Yani Megan'la bir yarışlara katılamadık doğru dürüst. Şimdi şuradan bir normal yarışlara katılacağım ben. Megan için bir rakip bulacağım. Önümü bir görebilirsem. Şu an acayip gidiyorum diyecektim. Kafa üstü girdik var ya, kafa üstü girdik. Şuradan bir yola çıkalım. Ormanlıkta kaldık resmen. Vallahi ormanlıkta kaldık resmen. Şuradan kurtulacağım bir an önce artık. Şuradan. Oo. Of. Ne gidiyorum be. Uçacak mıyım buradan? Uçamam ki. Evet, uçamam çünkü önü takılıyorsun. Kayalık var. Nasıl uçacağız? Şimdi şuralardan gidiyorum. Artık coştum ya iyice. Vallahi coştum. Aha, yola geldik sonunda. Vallahi yola geldik sonunda arkadaşlar. Yalnız dikkat ediyorsunuz değil mi? Hiç araba yok yollarda. Bunu anlamadım. Neden araba yok yollarda? Aha, burada bir yarışçı var. Ama bu tarafa doğru geliyor. Diğer tarafa gitseydi yarışırdık. Ya neyse, arabayı kullanalım ya. Sıkıntı yok. Pek yarış bulamıyorum nedense bu oyunda. Aa, bu arabayla yarışacağım ben. Dur. Neymiş bu? Araba ne? Abi yarışa katılmıyor ama ya. Yarışçı değilmiş bu. Transit var. Transit de yarışçı değil şu an. Şu öndeki araba yarışçı bak. JB diyor, gördünüz mü? O arabayla yarışırım mesela ben. Hem de çok güzel yarışırım. Hadi bakalım. Evet, şimdi yarışa geçiyoruz. Audi. Ne bu? S1 arkadaşlar. Audi S1 ve Megane kapışması izleyeceğiz. 2 kilometrelik. Bakalım. Of, suyun içinden geçiş. Harika yalnız. Rakibi şu an solladım arkadaşlar. Evet. Bu dönüşler çok tehlikeli. Çok güzel dönmeniz lazım. Yoksa yarış mahvolabiliyor. Adam geliyor ya. Vallahi. Ama ben kazanırım ya. O kim ki beni yenecek? Megan vallahi iyi gidiyor arkadaşlar ama çok hızlı değil ama performansı gayet iyi bence. Ya nereden çıktın araba? Önümüze nereden çıktın? Ya, muhtemelen kazanmış olacağız ya. Suyun içinden yine efsane bir geçiş. Çok iyi geçtik. Yarışın bitmesine çok az kaldı zaten. Muhtemelen kazanmış olacağız. Güzel bir para kazanırız belki. Böyle bir gideyim, şuradan sola döneceğiz. Ama ileriden tabii köprüyü geçeceğim. Dön bakalım. Abi frene bak ya. Araba mahvoldu yalnız. Acayip kirlendi ve acayip hasar aldı. Otomatik düzelteceğiz bunu ama. Şu yarışı bir bitireyim. Evet. Megan'la 2-3 yarış yapabildik. Çünkü fazla bir yarış yok arkadaşlar. Ama çok fazla kullandık Megan'ı. Yani bak, level bile atladık Megan'ın sayesinde. 18 level ulaştık. Hadi bakalım şimdi. Şey çeviriyor, tekerlek çeviriyoruz. Well spin ne çıkacak? 50 bin kredi çıktı. Güzel. Başka var mı? Yok. Evet arkadaşlar, şimdi Megan'la baya bir şeyler yaptık değil mi? Zaten yağmur da yağıyor. Megan da baya bir tamire gitmesi lazım. Şimdi Ford Focus'la geleceğiz. Bakalım Focus nasılmış? Megan mı daha iyi? Focus mu? Birazdan göreceğiz arkadaşlar. Evet, Ford Focus'umuz hazır arkadaşlar. Bu da Ford Focus RS. Yani RS yazılan spor modelden. Normal yollardaki Ford Focus'tan değil, yine söylüyorum. Şimdi yeni yarışlara gideceğiz hemen. Yeni yarışlar bulacağım. Şurada bir sokak yarışı var mesela, ona gideceğiz. Umarım Ford Focus'la yarıştırır oyun bizi. Yalnız Ford Focus şöyle baksanıza. İçi falan muhteşem. Megane'ın içini gösterdim, unuttum valla. Göstermemiş olabilirim arkadaşlar. Bakalım. Burada bir yarış yapalım arkadaşlar. Evet. Evet, Focus seçiyorum. Focus yarışı. Bakalım nasıl olacak. Umarım beğenirsiniz bugün iki yeni arabamızı. Focus ve Megane kapıştırması izletiyorum sizlere. Neymiş? A-Subaru Circuit diyor. Yani çok turlu bir yarış olacak muhtemelen. Direkt başlatıyorum. Gece yarışı. Rakipler kim? Mercedes var. Biraz içinden kullanacağım. Daha sonra evet, 3 turluk bir yarış arkadaşlar. Söylediğim gibi. Biraz içeriden hem de görün arabamızın içini falan. Daha önce bu tarz bir yerde yarış yapmıştık. Yeni bir yarışlar. Çok birbirine benziyor zaten şu an. Kaçın önümden. Ya var ya, arabalara bakın. Şu an Alfa falan var önde. Acayip bir drift yaptım şu an. Tabi göremediniz dışarıda, içeriden olduğumuz için ama. Birazdan dışarıya geçeceğim. İlk turdan sonra. İlk turu sadece içeriden oynayacağım arkadaşlar. Artık profesyonelleşmeye başlıyoruz çünkü. Şu anda kaydırmamızdan anlıyorsunuz. İkinci turdan itibaren artık dışarıdan kullanacağım. Yarışı kazanmak için böyle kazanamayabiliriz çünkü.
Çünkü hala geride gidiyoruz. Artık sollayayım değil mi? Artık sollayayım değil mi? Şu kaydırmaya bakın ya. Efsane kaydırdım. Yalnız adamlar beni geçti. Kaydıracağız diye adamlar bizi geçiyor. Şu an 7.'yim. İlk turun bitmesine çok az kaldı. Şu virajda muhtemelen hepsini geçeceğim gibi geliyor bana. Aman 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 aman, fena vurdum. Fena vurdum ama. Çok yakınım Allah'tan. Uzak değilim adamlara. İlk tur bitti arkadaşlar. Şimdi ben artık dışa geçip şunları geçeceğim. Dışarıdan kullanması daha kolay biliyorsunuz. Yalnız fokusu ben daha çok beğendim arkadaşlar, onu söyleyeyim. Bak önleri yeşil de fokus. Baksanıza şu kaydırmalara falan. Araba müthiş kaydırıyor ve çok iyi gidiyor bence. Yani ben Megane'a göre biraz daha hoşuma gitti fokus. Onu söyleyeyim. Siz de yine yazarsınız. Tabii hangisini beğendiyseniz, yandan görünümü falan çok iyi arabanın. Şöyle bakarken çarpacağım bir gün var ya kesin. Şu an acayip iyi gidiyorum fokus ile. Şu dönüşler falan muhteşem. Gerçekten muhteşem. Şu kaydırmaya bakın. Biraz vurdum ama çok iyi kaydırıyor araba. Gerçekten iyi kaydırıyor. Bayağı alışmışım değil mi arkadaşlar? Forza'ya bayağı alıştım kullanımına oyunun. Artık drift yaparak dönüyoruz yani, düşünün ustalığımızı. Evet, arkadan geliyor ya. O fokus değil miymiş? Fokusmuş ama biraz değişik bizimkinden. Biraz eski fokus sanırım. Aynen, eski fokustan olabilir. Yani Focus ST olabilir. Yani eski bir spor arabası fokusunda. Focus'un spor arabası ama eski sürümü. RS biraz daha yeni oluyor. Şu an son turdayız artık. Biraz benim şeyi açmam lazım arkadaşlar. Oha, bu neydi be? Çok iyi kaydırdım. Çok iyi kaydırdım. Şeyi açmam lazım benim. Farkı biraz aşmam lazım. Adamlar çok yakın geliyor. Yani ufak bir hatada biz kaybederiz bu yarışı. Çok iyi gidiyoruz. Şu an nazar değmesin. Acayip iyi gidiyoruz hem de. Vallahi kaydırması bayağı iyi ama ben bir tane drift arabası alacağım arkadaşlar. Eğer varsa öyle güzel bir araba. Bir tane drift arabası alacağım drift yapmak için. Özellikle yani. Şu kaydırmalara baksanıza. Bu da drift arabası gibi aynı ya. Gerçekten Megane'dan daha iyi arkadaşlar. İlk yarışta anladım bunu. Megane'dan çok çok iyi hem de. Onu söyleyeyim size. Şu kaydırmalara baksanıza. Megane'da böyle yapamıyordum ben. Focus'ta çok rahat yapıyorum. Arkadan geliyorlar ama gelsinler. Bu yarış bizimdir arkadaşlar. Kazandık. Evet, şimdi yeni yarışlara daha gideceğiz. Bir yarış yeterli değil. Evet, bunu geçelim. Tamam, Focus mukus, baksanız arabalara. Megane da varmış. Clio ya da Megane varmış. Orada bir tane Renault simgesi vardı ama muhtemelen ikisinden biriydi. Bunu geçelim. Şimdi yeni yarışlar hazırdır inşallah. Yeni yarışlara gideceğiz çünkü. Evet. Şimdi yeni yarışlar var. İleride yarışlar var. Oraya gideceğiz. Şehrin içine doğru ilerleyeceğim arkadaşlar. Şehrin içinde yeni yarışlar görüyorum. Oraya gidiyorum şimdi. Focus'la yarışlarımızı yapalım. Bakalım. Baksanıza ya. Gerçekten bu araba bayağı iyi. Yani bayağı iyi hem de. Burada yapmışız. Altın kupayı almışız. Şurada bir yarış var. Tam burada bir yarış gösteriyor haritada. Görüyorsunuz bakın. Byron Way Switchback Scramble diyor. Bir yarış var. Yarışın türü biraz farklı gibi geldi bana sanki. Araç devirimi işareti falan var. Ne olduğunu anlamadım. Oynayalım Focus ile. Kazanır mıyız bilmiyorum ama. Bakacağız. Evet. Switchback Scramble diyor. Aynı arabalar neredeyse. Vallahi aynı arabalar gibi geldi. Direkt başlıyorum. Bakalım nasıl yarışmış. Arkada da Focus var. Önde yine. Önde de Focus var. Allah Allah. Biraz Focus'ların yarışı gibi ama yine Alfa falan var. Farklı arabalar var. Mercedes AMG var ön tarafta. Bakalım, dur bakalım nasıl bir yarış olacak. Oo, bak öndeki de Focus'un eski kasası. Arkadaşlar onu biliyorsunuz zaten. O da eski kasası Focus'un. Öndeki de eski kasası yalnız. Şu an 3 turluk bir yarış. Ama rakipler hızlı. Gördüğünüz gibi. Ben bunları yenerim ama hiç sıkıntı yok. Biraz işten gidelim mi? Hadi ilk tur işten bitireyim yine. Geçtim bile. Şu an harika gidiyoruz ha. Audi'yi de geçtim. Adamlar şaşırmıştır. Ne oluyor demiştir ya. Hepsi bizi geçiyor. Bak burası drift bölgesi mesela. Ama içeriden olduğu için şu an drift yapamıyorum. Aha yapıyorum. Vallahi yaptım. Awesome drift yani. Harika drift diyor arkadaşlar. Devam edelim. Şu an checkpoint'i gördük.
Bu düzlükten sonra yarışın ilk turu bitecek. Oo, fena vurdum yalnız. İçeriden öyle kaydırmaları çok fazla abartamıyorum arkadaşlar. Çünkü o kadar iyi olmuyor. Evet, ilk turu zaten bitirdik. Ben de daldım gittim ya. Oo, bu kaydırış muhteşemdi. Bu kaydırmanın sayesinde adamlara iyi bir fark attım gibi geliyor. Yalnız burada iyi dönemedim. Burada biraz kötü kaydırdım. Çünkü çok keskin bir viraj. Yerlerdeki ok işaretlerini anlayabilirsiniz. Maviler normal, yeşil, kırmızı oldukça zorlaşıyor dönüşü. Onu anlatıyor keskin viraj. Bakın, hiç kırmızı yok çünkü rahat bir dönüş şu an. Biraz fark açsaydım iyi olacaktı. Bundan sonra bir yarış daha yapacağım. Bak, kırmızıyı gördünüz mü? Ama ben o kırmızıyı hiç dinlemem. Evet, şimdi burada güzel bir drift yapmak lazım. Bak 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 ama baka kaldınız değil mi? Hiçbir şey yapamadım çünkü. Adamlar yetişti. Bir tanesi bayağı hızlı geliyor arkadan. O araba neyi bilmiyorum ama Audi herhalde ya. Audi S1 olması lazım. Arkadan hızlı geçmeye çalışıyor beni bayağı bir. Buraya iyi dönmem lazım. Çarpma. Neyse, iyi, yine ufak bir çarpmayla döndük. İkinci turu da bitiriyoruz. Bakalım, son tura girdik artık. Bundan sonra hata yok arkadaşlar. Sıfır hatayla gitmemiz lazım. Oo, iyi döndüm yine. Şuraya iyi dönersem, bak buraya iyi dönersem bu sefer yavaş döneceğim. Evet. Öncekilere göre gayet iyi bir dönüş oldu. En azından çarpmadan döndüm. Farkı da açtım. Görüyorsunuz. İlk turu yok, şu an en iyi 1 dakika 10 saniyede bitirmişim. İki turdan birisi 1 dakika 10 saniye sürmüş. Bakın solda best diyor. Şu an 2 dakika 57 olmuş. Bakalım. Biraz vuracağım aynen. Şu an 37 saniye olmuş. Eğer 1 dakika 10 saniyeden aşağı bitirirsem en iyi rekorumu yapmış olacağım bu arada bu pistte yani. Bakalım 1 dakika 10'da bitirebilir miyim? Bilmiyorum. Bitiririm gibi geldi sanki. Çünkü fazla bir şey kalmadı yarışın bitmesine. Valla bitirecek gibiyim sanki ya. Aa, buraya iyi dönersem biter. Vallahi iyi döndüm. 1 dakika 10 saniyeden aşağı bitirdim mi? En iyi derecemi yapmış oldum. Best lap oldu arkadaşlar. En iyi lap, yani en iyi tur derecem oldu. Aynen, bakın 1 dakika baş best lap diyor. Çok iyi bir performans çıkardım. Bir yarışta yapacağız. Şimdi fokusla, daha sonra da bitireceğiz arkadaşlar. Rakipler güçlüydü, hafife almayın. Çok güçlü rakiplerimiz vardı ama biz daha güçlüyüz arkadaşlar. Şoför burada iyi tabii ki. Evet. Şimdi bir yarış daha vardır umarım. Yakınlarda, çok da uzaklara gitmek istemiyorum. Biz vakit kaybediyoruz çünkü. Şimdi buradan artık şuralarda bakacağım. Şu tarafa döneceğiz biz. Arabaya baksanıza o. Nasıl atılıyor arkadaşlar ileriye doğru. Şimdi buradan sağa dönelim bir. Dur, şuradan döneceğim. Demin geldiğimiz, yarıştığımız yol herhalde, aynen. Burada bir yarış göremiyorum yalnız ya. Yıldız almadığım bir yarış. Aa, burada var ama nedense kupayı göstermiyor bize. Biraz önce yaptığımız yarış yani arkadaşlar bu. Burada kupamız var zaten. Şu radara gireceğim hadi. 217 ile bu radara girmeye çalışalım. Bunu yapacağım. Görev şey değil yani, yarış değil. Yarış yapmayacağım. Son bunu yapacağım. 217 ile radara girmeye çalışacağım. 2 yıldız almaya çalışacağım. Bakalım başarabilecek miyim arkadaşlar. Daha sonra da bitiririz zaten. Biraz radarımız sıkıntılı. Çünkü hızlanmaya pek müsait bir yerde değil arkadaşlar. Bu arabada biraz da diğer hızlı arabalarımız gibi olmadığı için çok da hızlanamıyoruz. Deneyeceğiz şansımız. Durun bakalım. Yalnız bu kötü sürmeyle hayatta 217 ile geçemem. Nasıl geçeceğim ya, radara geldik. Dur, diğer taraftan geleceğim arkadaşlar. Diğer taraftan geleceğim. Çok kötü geçtim ya. Vallahi çok kötü geçtim. Evet, şimdi buradan geri döneceğim. Buradan öyle bir basacağım ki 217'yi deneyeceğim. Olur veya olmaz. Olmazsa da yapacak bir şey yok. Hadi bakalım. Radar denemesi yapıyoruz arkadaşlar. Radar denemesinde 217 rekorunu kırmaya çalışacağız. Başaramadım. Başaramadım. Evet, başaramadım. Olmadı. 179 diyor ya. Çünkü arkadaşlar hızlı araba değil. Elimizdeki araba hızlı araba değil. O yüzden de çok fazla aksiyon yapamıyoruz. Ama efsane araba. Oh, çitleri de devirdik.
Evet arkadaşlar, bugün Focus ve Megane'le harika yarışlar yaptık. Seçim sizin. Yorum bölümüne hangi arabayı beğendiniz yazmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.